Beni öldürsünler, canımı alsınlar, bu olay da burada kapansın, burada bitsin. Yoksa ben burada son nefesimi vermeden buradan kalkmayacağım. Şimdi abi, ben bu herkese gitmişken, bir mahalle vatandaşından tut, bunların komşularından, akrabalarından, arkadaşlarından tut, bunların bütün meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, ilçe il başkanları, milletvekilleri, bana koskocaman Haydar Akar'ım, koskoca milletvekili bana diyor ki, Ahmetciğim, ben bunları aradım, bizden bu kadar oğlum, biliyorsun bizden, elimizden başka bir şey gelmez, kendileri bilir, gülüyor. Koskocaman bir milletvekili bana bu cevabı veriyor. Ben Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmaktan utanıyorum be. Böyle bir partinin üyesi olmaktan utanıyorum be. Utanma. Tak kelepçe ona. Vur kelepçe. Bas kazı bas. Ama gelirse, ama gelirse, ama gelirse. Ama Ahmet. Lan git ya. Sakin ol Ahmet. Sakin ol, bırak git sen. Yapacak bir şey yok. Git. Kelepçe ver, kelepçe. Kelepçe ver. Ya bir uzaklaş şuradan ya. Bir dakika, kelepçe tak. Saklaştım. Bekir Paşa. Bekir Paşa. Arkadaşım yapma ya. Lütfen ya. Bak yapma diyorum. Biz bir şey yapmıyoruz abi, bir şey mi yapalım şimdi? Bir şey söyleyeyim. Bir şey mi yaptın? Siz bize yardım edin. Tamam yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Ben niye geldim? Beni şöyle bıraktınız. Hadi sakinleşin. 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 Ama bir dur, bir gitsin ya. Sevgili izleyiciler, az önce yaşadıklarımız gerçekten acı verici. Zulüm böyle bir şey. İşte garibanın, yoksulun başına demir bir yumruk gibi inersin ve burada 2 metrelik bir yerde karpuz satarak evini geçindireceksin ve bunu da sosyal demokrat bir belediye başkanı bu tezgahı kaldırarak rüştünü ispatlayacak. Kime ispatladın? Ne yaptın? Evet. Fatma Hanım, ne yaptın şimdi burada? Ama faşizmi dibine kadar burada yaşadık senin sayende Fatma Hanım. Evet sevgili izleyiciler, hepinize merhaba. Bugün Yahya Kaptan'dayız. Dün üzüntü verici bir olay oldu Yahya Kaptan'da. Seyyar satıcılık yapan bir yurttaşımız Ahmet Karaman. Ahmet Karaman değil mi Ahmet? Karaman'ın karpuz sergisini kaldırmak isteyen İzmit Belediyesi'nin zabıtalarıyla çıkan tartışma sonucunda sinir krizi geçiren Ahmet Karaman arabasında bulunan kasaları, meyve tezgahını ateşe verdi ve buradan da tabii güzel bir şey çıkmadı, doğru bir şey olmadı. Olmasaydı keşke diyoruz ve şunlar söyleniyor Ahmet, işte çeşitli haberler çıktı bu konuyla ilgili. Örneğin bu bir kurgu dediler. Ondan sonra bu bir
düzen dediler. AKP'ye yaranma çabası dediler. Ondan sonra sen vergi veriyorsun değil mi Ahmet? Veriyoruz. Yani birileri de diyor ki işte vergi vermeyen çıkıp da böyle satış yaparsa bu kentin düzeni bozulur ben diye de söylüyorlar. Ben 30 senedir hesaplık yapıyorum. 30 senedir de vergimi ödüyorum. Tabii zaman zaman süreçlerde battık, çıktık, iflas ettik, doğrulttuk ama bir şekilde biz vergimizi borçlan listesinde ödemişizdir bu devlete. Şimdi biz 20 senedir buraya kışları balık satarız, yazları da karpuz satarız. 20 senedir burada biz Fikret Toker döneminden, yani Cumhuriyet Halk Partisi Fikret Toker, Bekirpaşa Belediyesi iken biz buraya tezgah açıyorduk. Evet. Bekirpaşa'dayken biz işgal edildi. Sadece zabıta müdüründen izin alıp 2 ay, 3 ay satış yapıyorduk. Sonra kalkıyorduk. Daha sonra İzmit Belediyesi'ne geçince biz bu sefer işgaliye bedeli altında satış yapmaya başladık. Her yaz benim gibi onlarca, 20'lerce, 30'larca tezgah açan, sadece yazları 2-3 ay sezonluk dediğimiz kavun karpuz için tezgah açan arkadaşlarla birlikte işgaliyelerimizi öderdik, tezgahımızı açardık. Maalesef ne yazık ki üzücü bir olay. Ne oldu da bu sene bir türlü bize izin verdirmiyorlar. Şimdi Sayın yani Başkan... Herkese mi izin vermiyorlar? Hayır, kesinlikle herkes istediği yerine açtı. Bir tek bana izin verilmedi. Bana yer gösterdiklerini söylüyorlar, bana kimse yer göstermedi. 3 tane yer göstermiş. Kesinlikle yalan. Bana sadece zabıtalardan sorumlu belediye başkan yardımcısı avukat Sibel Solakoğlu dedi ki sen kendine bir yer bak, başka bir yer, biz sana orayı değerlendirelim. Ben de kendisine dedim ki sayın başkanım, bir müşteri kolay olmuyor. Ben burada 20 senedir emek verdim. Müşteriler beni burada biliyor. Öyle git kafana göre bir yer aç, başka bir yer bul, buranın alternatifi değildir dedim. Ben iş yapamadıktan sonra, satış yapamadıktan sonra niye ben oraya tezgah açayım? Ve daha sonra biz burada zabıtalarla birçok kalktık, münakaşalar yaşadıktan sonra ben birkaç gün açmadım. Ve açmadığımda da diğer çeşitli bölgelerde denedim ama iş yapamadım. Evime ekmek götüremedim. Sermayemin çok altında paralar topladım. Yani burayla kıyaslanamaz. Buranın alternatifi olamaz. Çünkü ben bu müşteriyim. Müşteri beni burada benimsemiş. Ben burada 20 senedir tezgah açıyorum. Neyse, daha sonra ne yazık ki Fatma Başkan diyor ki bu tamamen bir kurgudur. Sayın Fatma Kaplan oraya, bu madem bir kurgu, bir aydır gitmediğim hiçbir yer kalmadı. Meclis üyelerine gittim. Belediye başkan yardımcılarınıza gittim. İl başkanınıza gittim. Milletvekilinizi Haydar Akar'ı aradım. En son derdimi ona anlatamadım ve hepsinin bana dediği şu: Fatma kimseyi dinlemiyor. Bu cevaplar hep geri döndü. Daha sonra biz bu işi aşamıyoruz. Ben de bütün belediye meclis üyeleri, milletvekili, il başkanı ve belediye başkan yardımcılarına şunu söyledim. Ya arkadaşlar, biz bu insanlardan sizlere oy istedik. Biz oy topladık. Biz bu partiye sosyal demokratız. Biz bu partiye oy verdik. Gönül verdik. Bağ verdik. Burada tüyü bitmemiş yetimin hakları var. Siz bir belediye olarak milletvekiliniz, il başkanınız, ilçe başkanınız, belediye başkan yardımcılarınız, meclis üyeleriniz bir 2 metrelik karpuz tezgahını çözemiyorsanız Allah aşkına bana şunun cevabını verin. İzmit'i nasıl yöneteceksiniz? İzmit kimlerin eline kaldı? Bu insanlar size oy verdi. Bu insanlar size güvendi. Genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor? Kesinlikle biz emekçinin yanındayız, halkın yanındayız, ezilenin yanındayız. Sakın insanın işine, aşına, ekmeğine dokunmayacaksınız. Bu mu? Gitmediğim hiçbir yer kalmadı. Madem bu bir spekülasyondu da ben neden bir aydır el öpüyorum, yalvarıyorum? Ben sizin partinizle baş edemedim. Dedim ittifakı dinlersiniz. İttifak il başkanı Sayın Şanmaz Yıldız'a gittim. Yalvardım. Abi bari sen bana sahip çık dedim. Beni 20 senedir atmış oldum. Beni tezgahımdan ediyorlar. Ekmeğimden alıyorlar. Herkese izin var. Bir zabıta müdürünü aşamıyor. Zabıta müdürüne gidiyorum. Telefonlarımı kapatıyor. Amiri arıyorum. Telefonlarımı engelliyor. Yani biz derdimizi kime anlatacağız? Şimdi bugüne kadar açanların tamamı açıyorlar. Kesinlikle açıyorlar. Bir tek sana karşı bir kasıt var demek ki. Kasıt mı var? Yani böyle mi demek yani lazım? Yani demek ki. Demek ki bir kasıt var. Ya da nedenini önce bana dediler ki parkın içine olmaz. Tamam dedik, biz 20 senedir bu parkın içine açıyoruz. Tamam, kaldırayım arabadasın. Parktan kaldırdınız. Arabaya açtık, arabadan kaldırdınız. Zabıta müdürü benimle dalga geçer gibi bana diyor ki 500 metre öteye aç ya da git yaya kaptan öbür girişini aç. Açtım oraları, iş yapamadık. Sen oraya izin veriyorsun da buraya nasıl izin veremiyorsun? Buraya veremiyorsan oraya nasıl veriyorsun? Şikayet var. Olabilir. Saygı duyuyorum.
20 senedir şikayet var. Bunun yanında buraya yeni kokoreç tezgahları yapıldı, başka şeyler yapıldı değil mi? Ya şimdi bizim da... yani şimdi şöyle. Bu kokoreç tezgahları da eskiden beri burada. Bizim kimsenin ekmeğiyle oynamak bize de yakışmaz. Yok. Yani emsal, kesinlikle. Emsal olarak şimdi gösterdiğimiz bu, zaman. Yani bu insanların hepsi yazları evine ekmek götürür. İki ay, üç ay kışları balık satarlar. Birçoğu benim gibi arkadaşlarım. Yazları da işgaliye bedeli karşılığı altında. Benim Bekirpaşa belediye dönemi haricinde, Bekirpaşa belediye döneminde biz sadece Fikret Toker ve Abdullah Köklük zamanı işgaliye vermiyorduk. İki dönem Fikret Toker de Cumhuriyet Halk Partisi'ydi o da. İzmit Belediyesi'ne geçtikten sonra işgaliye ödemeye başladık. Ahmet Karaman, adım soyadım. Emlak İstimlak ve Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü İzmit Belediyesi orada baksınlar. Ben yıllardır işgaliyemi ödemiş miyim, ödememişim. Eğer benim işgaliye borcum varsa boynum kıldan incedir. Ben bu devlete vergi veriyorum. Ben işgal ediyorum. Bana kalkmış müdür geçen gün demokrasiden bahsediyor. Sayın abi, demokrasi çoğunluğun azınlığa tahakkümü değildir. Müdüre söylüyorum. Demokrasi bütün kolluk güçlerini yanına alıp şerefiyle namusuyla evine ekmek parası kazananı, tezgahını, ocağına incir ağacını düşürmesi değildir. Demokrasi ortak faydalar da buluşma noktasıdır. Demokrasi halkın yanındadır. Ezilenin yanındadır. Ona söyledim. Çok istiyorsan benimle demokrasiyi tartışmayı, bir gün seninle çıkarız bir televizyon programına. Demokrasinin ne olduğunu orada tartışırız. Bakalım kim yaptıklarından utanacak, kim arkasını dönüp gidecek, herkes de görür dedim. Yani ben derdimi hiç kimseye anlatamamışım. Daha sonra ben ne yapmışım biliyor musun? Bunlara dedim ki, bakın biz sosyal demokratız. Biz halkın yanındayız, ezilenin yanındayız. Bana haksızlık yapılıyor burada. Buna zulüm ediyorsunuz. Ya şikayet olabilir. O dönemlerde de şikayet var. AKP meclis üyeleri siz belediyenizde mevcut. Daha önce AKP'de birçok görev yapmış insana mevcut. Onlara sorarsınız. Ya daha önce siz bu insanlara nasıl izin veriyordunuz? Daha önce siz burada bu insanlara nasıl açıyordunuz? Onlar size öğretsin bu işi madem bilmiyorsunuz. Daha sonra AKP döneminde de şikayetler oluyordu. Gidiyorduk. Ama görmüyorlardı. Neden görmüyorlardı? İki ay ya. Yani geliyorduk hafta kaldırıyorduk. Öyle oldu. Böyle bir şekilde geçiniyorduk. Bunlar kötü. Ya 50 tane, 100 tane, 200 tane. Benim devlet memurumun, polisimin, Allah aşkına abi, şerefiyle namusuyla evine ekmek parası götürenin tezgahının başına yıkmaya ne anlamı var? 50 tane, 100 tane, 150 tane zabıtaları buraya göndermenin ne anlamı var? Bu nedir abi? Bu hak mıdır? Ben bunlarla baş edemedim. Dedim ki bunların Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na ulaşır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na. Aradım Ankara Genel Merkezi. Bana dediler ki sen nerelisin? Dedim İzmit'teyim. Kütüğüm Diyarbakır, memleketim Diyarbakırlıyım. Diyarbakırlıyım dedim. Bana dediler ki bizim Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Doğu ve Güneydoğu bölge sorumlusu. Kemal Bey'in başdanışmanı Cuma Karavar var. Bana bunun numarasını verdiler. Cuma Bey'i aradım. Allah ondan razı olsun. Cuma Bey elinden gelen her şeyi yaptı. Bana yardımcı oldu. Onlara da gereken izahatini yaptı. Bakın dedi. Yani bu haksa bu kardeşimize de hak. Biz birçok yerde böyle şeyler görüyoruz. Biz onlara da karşıyız. Bırakın insanlar evine ekmek götürsün. Bırakın bu insanlara yardımcı olmak. Belediyenin görevi nedir? Bizlere yardım etmektir. Belediyenin görevi nedir? İnsanı mağdur etmemektir. Vatandaşı mağdur etmemektir. Sen benim kafama vura vura çin işkencesi yapıyorsun burada. Ben onlara söyledim, yine söylüyorum. Ben burada esrar satmıyorum. Eroin satmıyorum. Karı satmıyorum. Hırsızlık yapmıyorum. Şerefimle, namusumla, çoluğuma, çocuğuma Allah nasip ederse helal rızık, helal lokma götürüyorum. Ve ben bunları yüzüne yüzlerce kere söyledim. Yine söylüyorum. Allahü Teala bana burada son nefesimi vermeyi nasip etsin. Ben burada son nefesime kadar ne zaman burada Cenab-ı Allah benim canımı alır bu iş o zaman bitecektir. Beni öldürsünler. Canımı alsınlar. Bu olay da burada kapansın. Burada bitsin. Yoksa ben burada son nefesimi vermeden buradan kalkmayacağım. Şimdi abi ben bu herkese gitmişken bir mahalle vatandaşından tut. Bunların komşularından, akrabalarından, arkadaşlarından tut. Bunların bütün meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, ilçe il başkanları, milletvekilleri. Bana koskocaman Haydar Akar'ım, koskoca milletvekili bana diyor ki Ahmetciğim ben bunları aradım.
Bizden bu kadar oğlum, biliyorsun bizden elimizden başka bir şey gelmez. Kendileri bilir. Gülüyor. Koskocaman bir milletvekili bana bu cevabı veriyor. Ben Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmaktan utanıyorum be. Böyle bir partinin üyesi olmaktan utanıyorum be. Utanma. Cumhuriyet Halk Partisi kökü Kurtuluş Savaşı'na dayanan, Kuvayi Milliye dayanan bir parti. Bunlar yüzünden utanıyorum. Bu partiye çok kötülükler yapıldı. Çok kötü şeyler söylendi. Bizlerin yüreği Kuvayi Milliye ruhuyla atıyor. Ve evet arkadaşlar, bir dokun bin ah işit. Bakın, bir partiliyi partisinden nefret ettirecek hale getirirseniz kendiniz kaybedersiniz. Evi yandı bir kadının, evi yanan kadına yaptığınız muamele, Fatma Hanım'ın yapmış olduğu muamele çok iç acıtıcı olduğunu söyledik. Hatta onunla da bir program yaptık. Daha sonra kadına dediler ki bu kadın AKP'li. Halbuki kadının 7 sülalesi CHP'liydi. Ve evi yanmış bir kadının içi yanarken onu belediyeden kovulmuştan beter ettiler. Ve bunu biz haber yaptık. Yine burada bu arkadaşımız, buna benzer pek çok şey de var. Her şeyi yapmıyoruz ama zaman zaman eleştirilerimizi söylüyoruz, belirtiyoruz. Yanlış gidiyor. Bir şeyler değil, çok şey yanlış gidiyor. Bakın, AKP'li bir troll, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na hakaret eden, Eren Erdem'e ağza alınmayacak laflar söyleyen bir troll belediyede amir yapılıyor. Yani bunu içimize ben veya birçok arkadaşım içine sindiremiyor. Bunu sindiremezken bakın, bir partili, yıllardır partili olan bir arkadaşımız da ne diyor? Bu sözleri söyleyebiliyor. Biliyorum ki içi acıyor. Bakın, arabasının kasasında daha yanıklar var. Dediler ki işte numara yapıyor, bilmem ne yapıyor. Çocuk sadece şu meyvelerin olduğu kısma benzin dökmüş ve ateşe vermiş. Biz arabayı arabasını yaktık demiyoruz ki. Biz malımızı yaktık. Ben arabamı niye yakayım? Ya evet. bana kalkmış Fatma Başkan utanmadan demeç veriyor. Yok ben onun lokantasının açılışını yaptım. Yok gariban değilim. Biz bir sefer o lokantada 4 ortaktık. Onun da bugün bütün gazetelere demecimi verdim. Sizlere de veriyorum. 4 ortaktık. İflas ettik oradan ve ayrıldık. Fatma Hanım'ın yakındaki, en iyi yakındaki arkadaşlar da çok iyi biliyor. O kendisi de çok iyi biliyor. Benim orada boy resimlerimi koymuş. Yok gariban değil. Biz açılışına gittik. Onun lokanta. Benim nerede lokantam? Gerçeğin ispatlasın benim lokantam olduğunu. Ben yarın tezgahımı buradan kaldıracağım. Lokantanın açılışını yapınca şey mi veriyorsunuz, paye mi veriyorsunuz insanlara? Lokantanın açılışını yaptım diye onlara bir şey mi bahşediyorsunuz? Ne bahşediyorsunuz? Kendi reklamınızı yapıyorsunuz kardeşim. Gelip orada fotoğraf çektiriyorsunuz. Şu lokantanın açılışını yaptık, şuranın açılışını yaptık. Kendi reklamlarınızı yapıyorsunuz. Instagram'da yani paylaşmasını biliyordun açılışın. Evet, değil mi? Ve biz orada itiraf ediyorum. Evet, ben de ortaklardan bir tanesiydim. Ama iflas ettik, ayrıldık. Abi. Üç ortak ayrıldı. Yani hayat inişli çıkışlı. Cenab-ı Allah kime ne zaman ne vereceği kimse bilemez. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. İşi gelir insanın, işi gelir zaman iyi olur. Zaman gelir kötü olur. Ne yapalım şimdi? Ben buradan başka hiçbir gelirim yok. Bana buradan başka bir tane gelir ispatlasınlar. Şerefim namusum üzerine konuşuyorum. Yarın buradan kalkıyorum ben. İş istersen iş vermezler. Aş istersen aş vermezler. Tezgah buradan kalır. Benim çoluğuma çocuğuma buradan kim ekmek götürecek? Öyle bir dünya yok. Bir babanın en zor bir şeyi evine ekmek parası götürememektir. Kendisi de anne. Bir annenin de en zor bir şeyi evladına evde bir şey yok, yapacak yemek yok demesidir. Bunu kendisi de çok iyi biliyor. Ahmetciğim, onu gökten zembille inenler bilemezler. Onu herkes bilemez. Bakın, ben sokaktan yetişmeyim. Ben balıkçı çocuk lakabım. Çocukluk niye çocuk biliyor musun? Çocukluktan beri, 12 yaşından beri pazarlarda büyüdüm. Ben bu işi yapıyorum. Şimdi pazardan geliyorum size. Yani aranızda pazardaydım dedim size. Sokak ne diyor biliyor musun? Allah bizim belamızı versin, buna nasıl oy ver? Vallahi billahi tallahi bunu sokaktaki insanlar söylüyor. Arkadaşlarım söylüyor. Ya bunlar diyor, yani AK Parti'yi mumla arıyoruz ya. Yani sokaktaki insan bunu söylüyor. Nasıl biz bunlara oy verdik? Sosyal demokrat bu olmamalı. Ben neye üzülüyorum biliyor musun? Bugün bir Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı arayacak belediyeyi de belediyedekiler bana buraya tezgah açtırmayacak. Öyle mi? Yer yerinden oynar. İzmit çalkalanır. Bunların altın üste saygısı yok. Üstün alta saygısı yok. Danışman arıyor sizi. Danışman. Kaleye alan yok. Milletvekili arıyor sizi. Kaleye alan yok.
Söyledikleri tek şey, aldığım tek cevabı söylüyorum hepsine. Fatma kimseyi dinlemiyor. Oğlum Fatma kimseyi dinlemiyor. Oğlum bu kadın kimseyi dinlemiyor. Oğlum Fatma kimseyi dinlemiyor. Ey Kılıçdaroğlu, 82 milyona sesleniyorsun. İnsanların ekmeğiyle oynama, aşıyla oynama. Şerefiyle, namusuyla ekmek parası kazanan insanlara yardım edin. Biz halkın yanındayız, emekçinin yanındayız. Gel gör de İzmit'i ne hale sokmuşlar, ne hale. Parti ne hale giriyor. Bir kamuoyu araştırması yap. Gel sokağa kendinin, İzmit'e gel bizleri dinle. Seni tek tek sokak sokak gezdireyim. Pazarlara, camilere, kafelere, restoranlara bir dolaşalım. İzmit'i kimlerin elinde? Kimin eli kimin cebinde belli değil. Allah aşkına size söylüyorum Sayın Kılıçdaroğlu. 2 metrelik karpuz tezgahını bir aydır çözemiyoruz. Bunlar İzmit'i nasıl yönetecek? Ne olursun bu cevabı sen ver Sayın Başkanım. Şunu da belirteyim. Ve dün bu olay yaşandı. Benim çoluğum çocuğum buradayken tesadüf çocuklarımla alışveriş için yanıma gelmişlerdi. Marketten eve bir şeyler alacaktık. Çocuklar buraya geldiler. Kalkıyor koskocaman burada devletin memurları çocuklarıma, küçücük kızlarıma diyor ki konuşmayın, bağırmayın. Şimdi 2 otobüs çevik kuvvet getiririz buraya. Küçücük bir kız evladına bir komiser bunu mu demesi lazım? Allah aşkına. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde. Ocağımıza incir ağacı düşmüş kardeşim. Ekmeğimle oynuyorsunuz benim. Ekmeğimle. Ben yine söylüyorum. Buradan da sesleniyorum. Fatma Kaplan Hürriyet değil. Kim olursa olsun. Beni buradan bir tek Cenab-ı Hak, Cenab-ı Allah'ım kaldırabilir. Ben burada son nefesime kadar çoluğumun çocuğumun rızkı için savaşacağım. Savaşmaya da hazırım. Buyursunlar, gelsinler. Ben buradayım. Yine tezgahımı açtım. Yine açacağım. Yine de açıyorum. Çünkü ben burada son nefesimi verene kadar burada olacağım. Ha, ne zaman canı Azrail gelir burada benim canımı alır, son nefesimi veririm. O zaman yapacak hiçbir şey yok. Zaten ondan sonra alsınlar, ne yaparlarsa yapsınlar. Ama son nefesimi vermeden de ben buradan kalkmayacağım. Allah da bana buradan kalkmayı nasip eylemesin son nefesimi vermeden. Çünkü ben burada bir şey yapmıyorum. Herkes gibi, birçok yerde herkes gibi işgaliyemi ödemek istiyorum. Şerefimle, namusumla, çoluğuma, çocuğuma helal rızık götürmek istiyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Buyursunlar, gelsinler. Ben buradayım. Buradan hiçbir şekilde de kalkmıyorum. Benim devlete gücüm yetmez. Hemfikiriz. Kabadayla gerek yok. Kabadayı da değilim. Ama ekmeğimin kabadayısıyım. Ben buradayım. Benim canımı alacaklar. Bu konu kapanacak. Bunun haricinde hiçbir alternatif tanımıyoruz. Burada da onları bekliyorum. Buyursunlar, gelsinler. Çayımız var, çorbamız var. Başımızın üstünde de yerleri var. Canımı almaya hazırlarsa benim canım burada çoluğumun çocuğumun ekmeği için vermeye hazırım. Çoluğum çocuğum da buna dahildir. Kan bağı olan dostlarım da buna dahildir. Kan bağı olmayan, gönül bağı olan dostlarım da buna dahildir. Ne yazık ki dün burada bir vatandaşın ailesinin evi kira olan, 4 tane çocuk babası olan vatandaşın tezgahı yanmış. Feryadı figanlar kopuyor. Çoluk çocuk burada ağlıyoruz. Bir tane Cumhuriyet Halk Partisi'nde beni arayan yok. Neden arayan yok biliyor musun? Çünkü haksız olduklarını biliyorlar. Çünkü ben onlara tek tek gittim, yalvardım, yakardım, feryadı figan ettim. Yapmayın dedim. Ekmeğimle oynamayın dedim. Bugün kalkmış bana. Kurgu diyor bu. Kurgu yapacak bir esnaf, kurgu yapacak bir vatandaş, kurgu yapacak bir partili. Bir partili. Oy, bu partiye gönül vermiş, bağ vermiş. Dedelerimizden, atalarımızdan, babalarımızdan biz Atatürkçüyüz. Atatürk'e kurban olsunlar. Atatürk'ün kemiklerini sızlatıyorlar. Atatürkçü düşünce böyle olamaz. Demokrasi bu olamaz. Anlayış bu olamaz. İşçinin, emekçinin, hakçının, esnafın yanındayız diyorlar. Bu değildir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da sesleniyorum. İzmit'ine sahip çıksın. Partisine sahip çıksın. Atatürkçü zihniyetlere sahip çıksın. Partisi elden gidiyor, elden. Fatma kim oluyor da kimseyi dinlemiyor? Aldığım tek cevap, Fatma kimseyi dinlemiyor. Aldığım tek cevap, Fatma kimseyi dinlemiyor. Beni bir sefer aramadı ve maalesef üzülerek söylüyorum. MHP, Millet Hareketçi Partileri, AKP, bütün meclis üyeleri, eski meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları daha önce yapmış. Herkes buraya bana geçmiş olsuna geldiler. Dün burada belki 1000 kişi, belki 1500 kişi vardı. Bunun içinde kan bağı olan dostlarım, akrabalarım, kan bağı olan akrabalarım da vardı. Kan bağı olmayıp gönül bağı olan dostlarım da vardı. Diğer partili insanlar da vardı. Belki burada, keşke dün burada olsa çekseydi, 1000 kişi, 1500 kişi buralar almadı. Geçmiş olsuna geldi. Çünkü burada bir haksızlık var. Çünkü burada bir ekmek var. Çünkü burada bir
20 senedir açmış olduğumuz tezgah var. Bu insanlar benim emeğime saygı gösterdi. O gelenlerden de tek tek Allah razı olsun. Hepsine de sizin huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşanmaz diyorum. Her şeyin hayırlısı olması dileğiyle sizlere de çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Ahmetciğim tekrar geçmiş olsun. Sağ ol abi. Yani arkadaşlar burada şurada 300-400 kilo karpuz yavarya yok. Bir 100 kilo kavun yavarya yok. 50 kilo kiraz, biber, kiraz, erik, kayısı ve bunlarla insanlar bundan para kazanarak evlerini geçindirecekler. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir belediye başkanının düşürdüğü duruma bak. İşiniz gücünüz bitti de geldiniz, bir tane tezgahla uğraşıyorsunuz. Şurada Posko'yu hiç denetlediniz mi? İleride Solaklar'daki demir çelik fabrikasını, o tarım arazilerini yok eden, oraya zehir saçan, tarımı bitiren o demir çelik fabrikasını hiç denetlediniz mi? Hiç denetlediniz mi? Uğraşmayın. Yoksulla, fukarayla uğraşmayın. Ahmet, Allah razı olsun. Siz ne söyleyeceksiniz? Öncelikle merhaba. Ben beyefendiyi tanımam ama sosyal medyadan fark ettim karşı karşıya kaldığı durumu. Tabii ki hoş bir durum değil. Bunu kimse istemez. Herkes işini kovalıyor, rızkını kovalıyor. Hele bugünün şartlarında ayakta durabilmek büyük bir marifet, büyük bir başarı. Ama tabii ki bu konuyu kenara atmak istemem ama kimse fikrini beyan edemiyorsa, kimse eğitimle bir yere gelemiyorsa, üniversiteyi bitirmiş bir öğrenci İngilizceyi bilmiyorsa, yani bu daha hiçbir şeye başlamadığımızı gösterir. Fikrini beyan eden herkes bir şekilde baskı görüyorsa bence bu konulara da daha öncelikli değinmemiz lazım. Evet. Bu beyefendinin karşılaştığı durumda bence bunlarla ilişkili. Bekir Paşa. Tamam. Bekir Paşa. Tamam. Bekir Paşa. Tamam.